Efendim Halk Bir Ekranlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu. Şu anda Gamescom için Köln'deyiz, Almanya'dayız ve PES 2018 hakkında yeni edindiğim izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi PES 2018'i içeride deneme şansım oldu. Şu an gördüğünüz videoda zaten PES 2018'i oynadığım kısımları görebilirsiniz. İlk kez oyunu yapay zeka karşı oynadım. İlk kez farklı takımlarla oynayabildim. Brezilya ve Fransa dışında Borussia Dortmund takımını seçmiştim. Dortmund takımıyla beraber test ettiğim şey aslında paslar, şutlar, biraz yapay zeka, özellikle de kalecilerin verdiği reaksiyonlardı. Onun taraflarından başlayayım. Oyunun hamlık hissi ve ağırlık hissi oldukça yerinde. Karakterlerin kontrolü önceki PES'lere göre, hani FIFA ile kıyaslamak gerekirse eğer, çok daha gerçekçi, çok daha böyle hani ele oturur cinsten tepki veriyor. Topun gidişatı oldukça başarılı. Bunları buram buram hissettiren bir oyun var. Bu konuda hemfikir olabiliriz. Fakat şöyle bir sıkıntısı var PES 2018'in. Oyuncu kontrolleri her ne kadar başarılı olsa da muadili dediğimiz FIFA 18'e nazaran o tam anlamıyla oyuncuyu hissetmek, oyuncunun her hareketinin kontrolün altında olduğunu fark etmek gibi durumlarda maalesef PES 2018 bana hala FIFA'daki hissiyatı vermiyor. Fakat şut konusunda ve pas tokluğu konusunda kafa kafaya yarışır bir performans sunduklarını söyleyebilirim oyunların. Oyunu oynadığım süre boyunca sinirimi bozan iki olay oldu aslında. Birincisi, oyuncu kontrollerinin böyle tam istediğim gibi olmamasının dışında aslında çok büyük problem değil. Eğer FIFA'dan PES'e geçiş yapmayı düşünmüyorsanız, hani PES'i devamlı olarak oynayan bir oyuncuysanız sizi çok rahatsız edecek problem olduğunu düşünmüyorum. Ama burada hani FIFA'yı devamlı oynayan insanlar varsa onlar için sadece bu ligi vermek istedim. Bunun dışında sinirimi bozan gerçek anlamda iki şey oldu. Bir, 90 dakika saldırmama rağmen maçı 1-0 kaybetmem ki bu benim hatam zaten. İki ise kaleciler. Kalecilerin aslında pozisyon alması ve gol yemesi olayları çok böyle şey değil. Hani saçma veya işte kaleciler her topu içeri alıyor gibi bir durum söz konusu değil. Fakat kaleciler özellikle büyük takım kalecisi olmalarına rağmen topların çoğunu içeri çeliyorlar. Kafadan 4-5 farklı yerden şut çektim ve kaleci kurtardığı her topu içeri bir şekilde benim oyuncuların önüne bırakmasa bile savunmaya bırakıyor. Büyük ihtimal yapımcı firma oyunun keyfini biraz daha uzun tutmak için böyle bir yol tercih etmiş. Yani benim tahminim o yönde. Çünkü hani ya gerçek hayatta bir kalecinin ilk amacı gelen topu tutamıyorsa eğer dışarı çelmektir. Yani her zaman için tehlike alanının uzana topu çelmeye çalışırsınız. Burada ise kaleciler başarılı performans göstermesine rağmen kurtarış anlamında her şekilde yaptıkları şey topu bir şekilde içeri kendi savunma oyuncularının önüne çelmek oldu. Bu biraz rahatsız etti beni. Yani devamlı olan bir maçın içerisinde çok fazla bu tarz pozisyonla karşılaşmak PES 2018'i devamlı oynayacak insanlar için rahatsız edici bir unsur olabilir. İçeride şöyle bir şey oldu bu arada. Bunun aslında bilgisini versem herhalde beni burada banlamazlar diye düşünüyorum. Anlamıyorlardır Türkçe diye tahmin ediyorum burada kendilerini. Demo eski bir sürümün demosu olduğu için ve Neymar yakın zamanda ayrıldığı için Barcelona'dan özellikle Barcelona'lı görüntüleri kullanmayın, sıkıntı çıkabilir gibi bir durum muhabbeti oldu. Çünkü eski demoda hala Barcelona Neymar'ın, şimdi Barcelona biliyorsunuz PES 2018'le birlikte ortaklaşa çalışıyor. Kapak yıldızı Luis Suarez'di burada gördüğümüzde. Ve şöyle bir şey oldu, hani lütfen Barcelona'da Neymar'ın olduğu yerleri göstermeyin. Çünkü hani o sürüm henüz şey olmadı. Biliyorsunuz Neymar Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer oldu. Hani oyunda bilgisi var mı? Yok. Oyunun bir eksisi mi? Hayır değil. Sadece içeride yaşadım. Değişik geldiği için de paylaştığım bir an oldu sizlerle. Onun dışında gördükleriniz zaten benim de aşağı yukarı gördüklerim. Bir maç üzerinden oyunu deneyimleme şansım oldu. O deneyimi de elimden geldiği sizlere aktarmaya çalıştım. Kesinlikle geçen seneye göre, geçen sene ben çok uzun oynamadım ama geçen sene oynadığım kısımları hatırlıyorum. Geçen seneye göre daha fit, daha böyle tok, daha gerçekten ayakları yere basan bir oyun var karşımızda. Ama şu noktada hani FIFA PES rekabetinde FIFA şu anda satış anlamında ve oyuncuya ulaşma anlamında PES'ten önde. Bu oyunla beraber o kırılır mı? Biraz zor. FIFA'nın kritik bir hata yapması lazım bu konuda. Onu da Gamescom süresince deneyip sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu sayede iki oyunu daha rahat bir şekilde kıyaslayabiliriz. Şimdilik bizden bu kadar efendim. Ben Enes Kirazoğlu'ydum. Burası Multiplayer kanalıydı. Gamescom videolarımız devam edecek. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.